Yok işte konuşuyoruz yani. Doğru. Her cuma olmasa da genellikle konuşuyoruz. Doğru. Durumumuzun ne olduğunu, Doğru. durumu. Buradaki gerekçe gerçekten önemli. Yani demokratik ve hukuk bir demokratik hukuk devletinin esası budur diyor. Yani AKP'liler Gayet diyor ki önemli. yani Kendileri söylüyorlar. demokratik hukuk devletiysek haliyle doğal olarak Cumhurbaşkanı ya da tüm atanmışlar tarafsız olacaktır diyor. Ama biz Evet. valinin Erdoğan'ın işte şeyini yaptığı, nedir o? Parti propagandası yaptığı Twitter'dan ya da tüm kamu kurumlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emrinde faaliyet gösterdiği ve partili gibi davrandıklarını görüyoruz. En çarpıcı örneklerinden biri belki bu kurulmuş rejimi biz daha çok Erdoğan üzerinden tabii analiz ediyoruz ve orada simgeleşiyor ama onunla sınırlı değil ki. Yani pek çok şahsımcıklar var. Yani onlardan biri de herhalde Binali Yıldırım ve oğlu. Erkam Yıldırım'ın bir fotoğrafı dünden beri kamuoyunda tartışılıyor, konuşuluyor. O fotoğrafı bir ekrana getirirsek arkadaşlar sevinirim. Şimdi bu fotoğraf karesi devlet erkanı orada. Yani erkan erkamı karşılamış, öyle söyleyelim. Ben şey dedim hani Cumhuriyet Bayramı olsa o Cumhuriyet Bayramı'nda devleti temsil edecek herkes orada. Valisi var, il jandarma komutanı var herhalde ve diğerleri. Karşıda da işte kaykılmış yatan elinde tesbihle belli ki oranın ağası yani bu fotoğrafa baksanız bu fotoğrafta buranın önderi ağası kim deseniz herhalde elindeki tesbih olan kişi gelir. Mesela onun karşısında jandarma komutanı tesbih sallayamaz herhalde. Ne diyorsunuz bu fotoğrafa? Vallahi ne diyeyim? Yani öyle demeyin. Bir şey deyin. Oturup ağlamaktan başka yapacak bir şey yok. Yani ne söylenebilir? Ya bir kere burası neresi burası ya? Burası nedir? Bir ardiye mi, depo mu? Ne burası? Mağaza herhalde. Mağaza. Ya neresi burası? Ya burada bu insanların ya gidin bir kahveye oturun bir çay söyleyin ya. Bu insanların burada ne işi var? Ne işi var bu insanların burada ya? Bu bulundukları yerde oturacak normal bir yer yok mu? Masa sandalye yok mu be adam? Oradakilere söylüyorum, her birine söylüyorum. Bakın biz askerken, üzerimizde üniforma varken, değil böyle oturduğumuz ya da yolda yürürken elimizde bir paket, file vesaire olmamasına dikkat ederdik. Yasaktı. Ya orada şimdi o jandarma, il jandarma komutanıymış. Kimdir arkası dönük tanımam, etmem, bilmem. Ama üstünde işte üniforma var. Ya bu şekilde sığışır mı bir yere sığışır mı bir asker? Hadi asker saymıyor kendisini. Bir jandarma. Devletin bir memuru. Silahlı bürokrasinin bir elemanı. Devletin üniformasını, silahını taşıyor. Yetkisini kullanıyor. Ya şöyle oturmak yakışır mı? Bir de karşısındaki adama bakın. Ya bu kişi hakkında ki şayialar, söylentiler ortada değil mi? Ya kendi babası demedi mi? Venezuela'ya giderken valizine şey koydu, test kitleri koydu, efendim işte yok maskeler koydu götürdü diye. Ya bakın ya ne kadar çaresizler bakın. Bu şahıs hakkındaki iddialar o kadar vahim ki ve bu iddialara karşılık söylemek konusunda o kadar acizler ki kendi babası bile diyor ki ya diyor oraya gitti ama ya diyor valizinde diyor işte diyor test kiti bilmem ne götürmüştü. Yani bakın ne hallerdeyiz. Böyle bir şahısla devletin valisi, jandarma komutanı, diğerleri kimlerse ya nasıl bir araya gelebilir? Nasıl görüntü verebilir? Ama tabii tekrar başa dönün. Hani ekonomiyle ilgili soru sordunuz ya. Ya böyle ne görüntüler var? Böyle ne görüntüler var? En yukarıdan en aşağıya kadar kimlerin ne görüntüleri var? İlk defa bununla karşılaşmıyoruz ki. Evet. Karşılaşmıyoruz ki. Devletin çivisi çıkınca, kurumlar kurum olmaktan çıkınca işte böyle oluyor. Şimdi bunu da anlatmaya çalışıyorum yıllardır. Yani devletin kurumları, kuralları, kültürü. Bakın her kurumun bir kimliği vardır. O kimlikle özdeşleşmiş bir kurum kültürü vardır. Bir tarihi vardır. O tarihten gelen sorumluluklar vardır, kurallar vardır. Bir raconu vardır. Bir kurumu, bir raconu vardır. Bunu kılığıyla, kıyafetiyle, vücut diliyle, oturduğu yerle, konuştuğu kişilerle yansıtır. Şimdi bunlar kalmayınca, bunların kurumların içi boşaltılınca işte bununla karşı karşıya kalıyoruz.
Şimdi işte jandarmanın da bu anlamda içi boşaltılmış. Ya bunu ilk defa da görmüyoruz. Bunu söyledim, yazdım, bir daha söylüyorum. Bakın, yılbaşı gecesi 31 Aralık, yani işte birkaç hafta önce 31 Aralık gecesi, İçişleri Bakanı'nın Tendürek Dağı'nda jandarma genel komutanıyla bir jandarma üstünde, karakolunda sergilediği tavır. Eğiliyor İçişleri Bakanı böyle, jandarma genel komutanı diyor ki, onu da söyle, onu da söyle, onu da söyle telefonda diyor. Söyle diyor, bak sen diyor, sen. Bakın çekim yapılıyor, sen diyor. İçişleri Bakanı, jandarma genel komutanı, orgenerale sen diyor, söyle diyor. Bakın geçen gün, dün de herhalde meclisteki yöneten başkan vekili, orada oturan bir sayın milletvekiline oturduğu yerden o da sen diye hitap ediyor. İsmiyle sen diye hitap ediyor. Sen diyor. Devlet bu hale gelince işte bu tür manzaralarla karşılaşıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Dibe vurduğumuz yer çıkışın başlayacağı yerdir. Dibe vurduğumuz yer çıkışın başlayacağı yerdir. Bunu ben kınıyorum. O jandarma komutanı da kınıyorum, valiyi de kınıyorum. Orada oturan o tespitli şahsa söyleyecek hiçbir lafım yok. Hiçbir lafım yok. Onun babasına söyleyecek de hiçbir lafım yok. Ama orada oturan devletin üniformasını giyen, makamını işgal eden, o ünvanları taşıyanların hepsini kınıyorum. Benim kınamam yetmez. Herkesin kınaması lazım. Eğer herkes kınamıyorsa, kınamadığımız ölçüde bu tür yönetilmeye layığız demektir. Bizim hakkımız budur. Hiç kimse şikayet etmez. Evet. Bu fotoğraf bir de tam şu tartışmanın üzerine geldi tabii. Çok ilginç bir biçimde. Kuvvet komutanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana muhalefet partisi liderini hedef aldığı bir konuşmayı yaparken o konuşmayı alkışladılar. O görüntüler üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu haddinizi bilin dedi. Ve bunun doğru olmadığını söyledi. Ardından tabii AKP cenahından çok sayıda eleştiri geldi ve Cumhurbaşkanı hani bir kere de söylemedi, üst üste söylüyor. İki grup toplantısında da söylüyor. Komutanlara hakaret ediliyor, komutanlara saygısızlık yapılıyor. Siz işte oradan bir milli, hani milli olmak, milli olmamak üzerinden de yorumlar yapıyor. Ve hainlikle, ana muhalefet partisi liderini hainlikle suçluyor. Şanlı ordumuza söylenen sözler diyerek. Şimdi şanlı ordumuzun bir parçası olarak görüp görmediklerini bilmiyorum tabii bu fotoğraf karesindeki jandarma temsilcisini. Ama acaba bu fotoğrafa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey söyler mi? Onu da merak ettiğimi söyleyeyim. Siz ne diyorsunuz? Geçen hafta buluşamadık. Yani bu kuvvet komutanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlaması ve bunun üzerinden başlayan tartışmalara dair bir değerlendirme rica etsek. Şimdi tabii bu konu, önce şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kınaması, eleştirmesi doğal. Ben de katılıyorum. Ancak seçtiği kelime ve kurduğu cümlelere katılmıyorum. Evet. Yani o şekilde konuşmak, o üslup, yani Tayyip Erdoğan üslubunu benimsemek hayırlı bir sonuç vermez. Yani bir faydası olmaz. Olmaz. Yani bir eleştiri yaptığımız zaman dinleyenlerin, yani aklı başında makul çoğunluğun, hangi partiden olursa olsun, makul çoğunluğun bu eleştiriye hak vermesi gerekir. Yani o tarzda konuşulması gerekir. Ha ben ne kadar yapabiliyorum o ayrı bir şey. Yani o. Ama yani işte yok o Orta Doğu ülkeleri, yok işte apolitiler bilmem neler falan. Yani bunlar, yani bunlara gerek yok. Neyi eleştirecekseniz onu söyleyin. Onu kenara koyuyorum. Şimdi bakın, tartışma eksik yapılıyor. Yani eksik yarım zeminde yapılıyor. Şimdi bir kere oradaki Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları birden fazla alkışladılar. Evet. Yani birden fazla alkış yaptılar. Yani tek orada gösterilen, sadece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ağır şekilde eleştirildiği bir an değil. Kendisi de, parti de, muhalefet de birçok